Herkese merhaba arkadaşlar. Kripto kurdu YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben proje ekibinden Fırat. Bugün sizlere MXC borsasının 23. MD olan Akumen Network'ün detaylarından aynı şekilde sonrasında da bu MD'ye nasıl katılabileceğimizden bahsedeceğim arkadaşlar. Şimdi gelin MD'in detaylarına geçmeden önce Akumen Network'ün ne olduğuna sizlerle birlikte bakalım. Akumen Network istikrarlı ve ilişkisiz bir getiri sağlamak için kripto ve geleneksel varlıklar arasında köprü kurmayı e, hedefleyen vizyon haline getirmiş olan bir proje arkadaşlar. Kendileri Solana blockchain'in üzerine kurulmuş olan Defi borç alıp verme protokolü aynı zamanda. Burada hemen kendi sitelerinden de sizlere göstereyim. Burada birçok pariteyi şu an zaten borç alıp verme platformu olan kısmında kullanabiliyorsunuz. Kendilerinin Solano ekosistemini seçmelerinde iki önemli etken var. Birincisi Ethereum e, tarafındaki fiilerin gereksiz ve yüksek olması. İkincisi de Solano ekosisteminin geçtiğimiz yılda çok büyük işler kat etmesi ve bu noktada hem kendilerinin Solana ekosisteminden fayda görebileceğine hem de Solana ekosistemine kendilerinin bir şeyler katabileceğine inanıyor olmaları arkadaşlar. Akumen Network başlangıcından itibaren bir DAO tarafından yönetileceğini bizlere paylaşmışlar. Roadmap'inin ilerleyen kısımlarında tamamen e, merkeziyetsiz bir formata döneceklerini de söylüyorlar bizlere. E, Akumen Network üzerinde birden fazla yapabileceğimiz kısım var aslında yani bize imkan anlamında sunduğu, sadece kendileri bir borç alıp verme platformu değil yani bir ilerleyen zamanlarda bir stable debt dedikleri uygulama getirmeyi düşünüyorlar. Onu da hemen kendi sitelerinde burada stable kısmına tıkladığınızda çok yakında oldu ve bunun da e, kullanıcıların küresel olarak mikrofinansı güçlendirmek için Defi kullanırken kripto paraları Üzerinde istikrarlı bir faiz kazanmasını Sağlayan platform olduğunu söylemişler e, Stable DePIN arkadaşlar Burada kredi platformu olarak Borç alıp verme kısmından bahsediyor Bizlere ve kendilerinin son Eksik parçası olarak tanımladıkları Swap platformu yani Akumen Swap DePIN'i de ilerleyen zamanlarda Bünyelerine getireceklerini bizlere paylaşmışlar Arkadaşlar Akumen Network'ün Defi özelliği ile alakalı Twitter'larında sabitlenmiş tweet olarak Bence önemli olduğunu düşündüğüm bir haber de var. Hemen sizlere söyleyeyim. Akumen Network dünyada bir Central Bankası tarafından yetkilendirilen ilk defi protokolü olur diyor. Ve burada da bu anlaşmayı fotoğrafını görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi gelin sizlerle birlikte hızlıca Akumen ekosistemindeki partner ve entegrasyonlarını söyleyeyim. Burada Saber, Solana, Serum, Radium, Step, Solfarm yani kısaca Solana ekosistemindeki Ana, büyük bütün partnerler bunların bünyesinde aslında. tokonomine bakacak olursak toplam e, miktarının 19 milyon akumen token'ı olduğunu söylüyor. Burada e, kendileri grafik üzerinden göstermem, göstermemeyi tercih etmişler. Bu şekilde belirtmişler. Siz de merak ediyorsanız buradan oranlayarak yüzdesel anlamda ayırabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi gelin sizlerle birlikte MD'nin detaylarına geçiş yapalım. Bu MDD de MXC borsası MDD kazananlarına token'ı airdrop yoluyla vermeye devam edecek arkadaşlar. Ve bence gerçekten bu özelliği sürdürmeleri MXC borsası için güzel bir özellik diyebilirim. Burada token airdrop tutarı yani MXC'ye ayrılan kısmının 21.400 ADM token olduğunu görüyorsunuz. E, bu MD'ye katılmak için iki farklı yol var arkadaşlar. Birincisi alım satım turu dediği Trading Round. ikincisi de MX Round. Orada da MX tutmanız gerekiyor. Şimdi sıralamayı bozmamak adına e, Trading Round yani alım satım turuyla başlıyorum. 28 Ocak 2022 Türkiye saatiyle sabah 10'dan 31 Ocak Türkiye saatiyle sabah 10'a kadar Spot ETF Margin tarafında aşağıda gösterdiğim pariteler üzerinde yaptığınız hacimler sonucunda bu hacim miktarına göre bilet al alacaksınız arkadaşlar. Eğer 3.000 ile 10.000 dolar arası bir hacim yaparsanız bir bilet, 10.000 dolar ile 30.000 dolar arasında bir hacim yaparsanız iki bilet ve hacim miktarını arttırdıkça alabileceğiniz bilet sayısında artarak ilerlediğini görüyorsunuz arkadaşlar. Burada Trading Round için toplam e, kazanan bilet sayısının 1000 olacağı ve her kazanan bilet içinde 10 ACM tokenının airdrop olarak verileceğini bizlerle paylaşmışlar arkadaşlar. MX round'a gelecek olursak bu round'da sadece yapmanız gereken elinizde yeterli miktarda MX tutmak arkadaşlar. Onu da hemen sizlere buradan göstereyim. Ee, en düşük miktar olarak 500 MX tutarak 500 ila 1000 arasında tutarsanız bir bilet, 1000 ila 3000 arasında tutarsanız 2 bilet ve bu şekilde artarak ilerlediğini görüyorsunuz arkadaşlar. Bu round içinde toplam kazanan bilet sayısının 1000 olacağı ve her kazanan bilet için 10 ACM token'ının airdrop olarak verileceğini bizlerle paylaşmışlar. Şanslı çekiliş sürecine gelecek olursak bilet çekilişinin 30 Ocak Türkiye saatiyle akşam 5'ten 31 Ocak Türkiye saatiyle sabah 10'a kadar devam edeceğini söylüyor. Bunun hemen ne demek olduğunu anlatırken sizlere MXC tarafında MD kısmında açayım arkadaşlar. Burada kazan kısmına gelip MD'ye tıklayarak bu sayfaya siz de ulaşabilirsiniz. Eğer az önce anlattığım trading round ya da MX round içindeki gereklilikleri sağladıysanız eğer belirttiğim saatler arasında gelerek buradan çekilişe katılmanız gerekiyor ve bu çekilişe katılarak siz de bilet alabilirsiniz arkadaşlar. Hem Trading Round hem de MX Round'dan katılmanızda herhangi bir sıkıntı yok. Yani ikisine de aynı şekilde ayrı ayrı katılabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bilet almak bu şekildeydi. Şimdi devam edelim. Çekiliş sonuçlarını 31 Ocak Türkiye saatiyle öğlen 12'de MXC borsasının MD sayfasından kontrol edebileceğimizi söylüyorlar bizlere. ACM airdropumuzu da 31 Ocak Türkiye saatiyle öğlen 12.30 civarlarında dağıtacaklarını burada belirtmişler. E, ACM listelemesi için de 31 Ocak Türkiye saatiyle öğleden sonra 4'te ACM USDT paritesinin spot alım satımı açılacağını da bize yazmışlar arkadaşlar. Burada önemli bir not olarak bilet alabilmek için kullanıcıların KYC doğrulamasını tamamlamış olması gerekmektedir diyor. Hazır bu noktaya gelmişken arkadaşlar eğer MX tarafında bir hesabınız yoksa videonun açıklamalar kısmında bulunan komisyon indirimli linkten kayıt olup kimlik doğrulamanızı yaparak siz de yukarıda anlattığım şartları sağladığınız takdirde bu MD'ye katılabilirsiniz arkadaşlar. Burada katılım ödülü olarak benim gerçekten emikçe tarafındaki MD'lerde sevdiğim bir özellik olan kazanamasanız da satıştan kalan tokenları sizlere katılım ödülü veriliyor arkadaşlar. Yani bir nevi teselli ödülü diyebiliriz aslında. Aynı şekilde bir de ekstra avantaj olarak bu etkinliğin kriterlerine uyan tüm katılımcılar 10 USDT vadeli işlem bonusu kazanacağını bizlere belirtmişler arkadaşlar. Genel olarak MXC borsasının 23. M ile alakalı anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Kafanıza takılan herhangi bir şeyi videonun yorumlar kısmında sorabilirsiniz. Ya da bizim Telegram kanalımıza gelip oradan sorabilirsiniz. Hepinize izlediği için teşekkür ederim arkadaşlar. İyi günler dilerim.